Watson's Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hande Kazanova. Keyifler, cillop, şahane. Teşekkür ediyoruz. Bodrum'a gidecek misiniz sanırım? Gideceğim. Bodrum kötü geçmiş senin, anladım ben. O yüzden de ben Bodrum'a gideceğimi söyleyince böyle bir vah vah edasıyla bakıyorsun bana ama ben sana söyleyeyim bak, bu önümüzdeki dönemde yaylar için, yay ve ikizler için 2022'nin sonuna kadar fırsatlar devam ediyor. Bu bölümümüzün adı Allık Burç Yorumları. Haydi başlıyoruz. Bu videoda 2021'in geri kalanını, 2022 yılında neler yapacağımızı, ne gibi trendlerin bizi beklediğini konuşalım istiyorum. Ama bize göndermiş olduğunuz çok güzel de sorular var. Tek tek cevaplamış olacağım. Sıkıldık değil mi? Evet. 2021 yılı böyle bir kapanmalarla, açılmalarla, önümüzdeki dönem ne olacak? Ay bir daha aşı olacak mıyız? Eğitim hayatımız ne olacak? Okullar açılacak mı? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Hepimizin bir takım beklentileriyle dolu. Evet, bu sene 2021 yılı bir geçiş yılı demiştik zaten. 2020'den bu yana, korona ile karşılaşmamızdan bu yana 2021 yılı da adapte olabildiğimiz süreçleri temsil ediyordu ve yaz ayları itibariyle Eylül'ün ortasına hatta sonuna kadarki dönem daha çok işte modaya, sanata, keyfe, biraz da ilişkilere odaklı olacağımız zamanları temsil ediyor. Biraz daha sonbahar aylarında ekonomi odaklı olacağız. Yani alacak verecek dengesini oturtmaya çalışacağız. Ve tabii ki 2022'ye bambaşka bir trendle giriyor olacağız arkadaşlar. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Biraz bundan konuşalım istiyorum. Evet, 2022 yılını konuşmadan önce 2021'in trendlerinden biraz bahsetmek lazım. 2021 yılı boyunca trendleri belirleyen Kuzey Ay düğümü ikizler ve yay hattındaydı. İkizler Burcu adaptasyonun burcudur. Kısa bilgi yine İkizler Burcu'nun yönetimindedir. O yüzden de bu pandemi süresince hepimiz evet belki evlere kapandık ama yakın çevremizdeki insanlarla iletişimi asla kesmedik. Yine İkizler Burcu eğitimi, dijitalleşmeyi, online seminerleri, aktiviteleri, davetleri hayatımıza daha fazla soktu ve biz bu pandemi süresince hayata bir şekilde adapte olmaya çalıştık. Ama 2022 yılında Kuzey Ay düğümü Ocak ayı itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Yani hem makyaj trendlerinde, hem giyimimizde, kuşamımızda, görüntümüzde daha feminen, venüsyen etkilerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 2022 yılında artık şu pandeminin de etkisinden biraz daha kurtularak daha artistik formlara bürüneceğiz arkadaşlar. Jüpiter Balık burcuna geçecek ki Balık burcu da biliyorsunuz astrolojide az çok takip ediyorsunuzdur. Böyle masalımsı, romantizmle çok bağlantılıdır. Masalımsı görüntülerle çok bağlantılıdır. O yüzden 2022 yılı cıvıl cıvıl renklerle dolu ve daha böyle feminen, daha kendimizi göstereceğimiz bir yıl olacak diyebiliriz. Yeşiller, maviler, turuncular, bakırlar, aynı zamanda doğanın bütün formlarının 2022 yılında daha fazla ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Daha fazla rengi hayatımıza almak isteyeceğiz. Kendimize bir dünya yaratacağız ve o dünya içerisinde 2022 yılında mutlu olmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki 2022 yılında hangi burcu ne bekleyecek? En çok sorduğunuz sorular arasında bunlar var. İşte Başak burcuyum ne olacak? Terazi burcuyum aşkı yakalayacak mıyım? İkizler burcuyum iş hayatında ne olabilir gibi. Hadi gelin kısa kısa teker teker geçelim. Koç ve yükselen koçlar için şunu söyleyebilirim ki hayal gücünüzün zirve yapacağı bir yıl geçireceksiniz sevgili koçlar. Hayal ettiğiniz ne varsa önünüze gelecek, korunacaksınız. Aynı zamanda yurt dışına gitme, yurt dışı ile bağlantılı işler ve tabii ki kendinizi geliştirmek anlamında 2022 sizin yılınız olacak. Boğa ve yükselen boğalara geçtiğimizde sosyal çevrelerinin çok aktif olduğunu görüyorum. Bir sürü yere gireceksiniz, çıkacaksınız, yeni insanlarla tanışacaksınız. Bütün bunları yaparken de güzel görünmeyi lütfen ihmal etmeyin.
İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde kariyer, meslek konuları, kendinizi gösterme etkileri ön planda olacak. Herkes ikizler ve yükselen ikizleri konuşacak bu yıl. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldik. Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, bir takım eğitim alanlarında yeni açılacak alanlar, yani kendinizi çok yukarıya taşıyacağınız ve hayattan keyif alacağınız bir yıl geçireceksiniz sevgili yengeçler. Aslanlar, hiç unutamayacağınız kadar güzel paralar kazanabilirsiniz. Bir yerlere yatırım mı yaptınız? Bir yerden para mı bekliyorsunuz? Anneniz babanızdan mı isteyeceksiniz? Onu bilmiyorum ama bu sene parasız kalmayacaksınız. Başak ve yükselen başaklara geldiğimizde ilişkilerden yana şahane bir yıl. Evlenebilirsiniz, evliliğe adım atabilirsiniz, ilişkiye başlayabilirsiniz. Kafanızda bir insan vardır, ya bana teklif edecek mi, ben teklif etsem mi, bir sürü düşünce geçiyordur. 2022 yılı işte bu düşünceleri realize ettiğiniz, gerçeğe dönüştürdüğünüz bir yıl olacak. Terazi ve yükselen teraziler, bu yıl çok çalışabilirsiniz. Sanatsal işlerle uğraşıyorsanız kreatif alanda kendinizi göstereceğiniz bir zaman dilimi olacak. Gündelik hayatınızın ritminin çok hızlı olduğu bir yıl sizi bekliyor. Şimdiden hazırlanın. Akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde aşk dolu, keyif dolu etkiler 2022'de akreplerin karşısına gelecek. Yani aradığınız aşkı bulmakta zorlanmayacaksınız sevgili akrepler. Yay ve yükselen yaylar bu sene hayal ettikleri evi alabilirler. Gayrimenkul alanında en şanslı burç, yatırım alanında en şanslı burç olarak yay ve yükselen yayları gösterebiliriz. Dijital medya ya da sosyal medyayı en iyi kullanan burç, oğlak ve yükselen oğlaklar bir alkış alalım. Biliyorsunuz çok gelenekselcidir der kendileri ve artık yeniliğe doğru kucak açmanın zamanı geldi sevgili oğlaklar. Bu sene herkes sosyal medya ortamlarında sizi konuşuyor olacak. İletişim becerileriniz çok artıyor. Kova ve yükselen kovalar, cebinize çok para girecek. Bu sene attığınız adımların karşılığını alacaksınız. Böyle derin bir oh çekeceksiniz. 2022 maddi yönden size çok yarayacak. Balık ve yükselen balıklar. Ben size ne diyeyim? Jüpiter balık burcunda. Bu yılın en şanslı burcu sizsiniz. Bu yılın derken hemen atlamayın 2022 yılının. O halde hayal ettiğiniz, hayalini kurduğunuz ne varsa 2022 yılında bu şans ve fırsatların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Lütfen böyle güzelliklerle karşılaşırsanız buraya not bırakmayı da unutmayın. Bir sürü soru sordunuz bize ve biz bu soruların arasından bazılarını seçtik. Allık burç yorumlarında şimdi sizin sorularınızı cevaplama zamanı. Neler gelmiş? Watson söyle bakalım. Sana Watson diyeyim ben. Arada. Güzel soru. Bak hiç. Ama şöyle söyleyeyim. Beyaz tenlere nasıl makyaj yakışır? Bence çok fazla teniniz beyazsa öyle çok koyu tonlara gitmemeniz gerekiyor. Hande'ce cevaplıyorum ben bunu. Yani mesela böyle siyah bir eyeliner çekeceğinizi daha yumuşak tonlar, kahverengi bir eyelinerla bir gölgeleme yaparak, geçişler yaparak makyajınızı tamamlamak daha doğru olacaktır. Teniniz beyazsa bir kere koyu renk fondöteni asla tercih etmeyin. Teninizden belki bir ton koyu, bir tık koyu fondöten olabilir. Ama ben zaten beyaz tonları çok seviyorum. Gelsin sorular, gelsin. Benim cilt bakımı rutinim. Cilt temizliğinin çok önemli olduğunu biliyorum. Biraz klişe gelecek ama muhakkak cildinizi temizlemeyi unutmayın. Çünkü cildimizin üzerinde gözenekler var ve o gözeneklerin hava alması gerekiyor. Gerçekten bu yaşıma kadar olmazsa olmazım bir şey var. Ben cildimi temizledikten sonra muhakkak gül suyu kullanıyorum arkadaşlar. Tonik yerine geçiyor. Bence çok kullanışlı ve çok keyifli. Herkese de tavsiye ederim. Feminen görüntünün, feminen vurgunun çok ön plana geçeceğini düşünüyorum 2022 yılında. Hem Jüpiter balık hem de Kuzey Ay düğümü boğa olduğu için. Evet, güzellik anlayışımız biraz değişiyor. Ama 2021 yılında görmediğimiz o hafif makyajlar artık yerini çok daha mesela ağır, koyu, renkli makyajlara bırakacak. O yüzden 2022 bunu barındırıyor.
Güzel soru. Sevgili koçlar, siz zaten böyle bir farklısınız biliyorum. Şimdi koç burcu nasıl makyaj yapmalı? Bir kere koç kadını, erkeği de öyle, kadını da öyle. Oradan oraya koşturmayı seven hareketli bir burç koç insanı. O yüzden de ateş elementi çok çabuk terleyebiliyor. Makyajda işte o teri göstermeyecek, o terlemeyi göstermeyecek birazcık daha sabit makyajlar koçun tercihi olmalı. Kaş ve göz bölgesi çok belirgin olduğu için daha çok kaş ve göz bölgesinin vurgulanması koçun gündelik hayatında işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Şahane bir soru. Eğer ilk iki videoyu izlediyseniz zaten bunun daha böyle ayrıntılı cevabını orada bulabilirsiniz. İzlemediyseniz lütfen o videoları izleyin. Ama burada hemen kısacık cevaplayacak olursam evet var. Her burcun kendine has rengi vardır ve her burç da o rengi kullanmayı çok sever. Haydi birinci ve ikinci video. Astroloji kendi içerisinde çok özel noktaları da barındırıyor. O yüzden ben bu soruyu cevaplamak istedim arkadaşlar. Aynı anda doğan ikizlerin haritaları birbirinden farklıdır. Bunun bir tekniği vardır. Biz bu tekniği kullanıyoruz. Aynı harita kullanılmıyor. Bunu hemen söyleyeyim. Aa, çok basit. Benim kullandığım bir yöntem var. Botoks yaptırdıymışım. Tabii ki değil. Benim bununla ilgili bir düşüncem var ve yıllardır da bunu kendi hayatımda kullanıyorum. Arkadaşlar, sırt üstü yatıyorsunuz geceleri, Kleopatra stili, şöyle, Sphinx modu diyoruz ona, böyle. Çok fazla yüzünüzü yastığa gömmüyorsunuz. Bak gömdüğünde ne oluyor? Bak böyle oluyor, bunlar oluyor, böyle. 8 saat cilt hava kalmıyor. Yüz üstü yatmayacaksın, sırt üstü yatacaksın. Gelecek günlere yatırım yapacaksın. Eşim çok rahatsız ama ben mutluyum. Neden rahatsız olduğunu söylemeyeceğim, horluyormuşum. Sırt üstü. Diyor ki dön, Hande dön, Hande dön diyor bana. Ben böyle Sphinx gibi yatıyorum. Peki bu uyku stiliyle burçların alakası var mı? Var tabii, var. Yani yay var ya, yatağı bir tarafında başlar, öbür tarafında bambaşka bir şekilde biter yani. Mesela ikizler, yay, bunlar hareketli burçlar. Bunlar yatarken bile öyle. Ya yanık tene bence kırmızının her tonu inanılmaz gidiyor ve kırmızıya gerçekten ihtiyacımız var. Kök çakramızı hareketlendirmek, yaşam enerjimizi hareketlendirmek için. O yüzden nar çiçeğinin bütün tonlarını kullanabilirsiniz yaz döneminde. Eğer esmer tenliyseniz kırmızının tonları çok yakışacaktır. Eğer sarışınsanız da daha şeftalimsi tonlara gitmeniz doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ben bayılıyorum. Hani biraz daha böyle nude'dan ziyade çarpıcı renkler. Çünkü neden? Yazdayız. Ama ben mesela gözaltı mor olan bir insanım. Terazi burçlarında bunu çok görüyoruz. Neden? Böbrekleri yönetiyor terazi burcu. O yüzden de çok fazla su içmediğimiz için gözaltıları mor olabiliyor. Mesela boğa burçlarında da görüyoruz bunu. İşte oğlaklarda görüyoruz, kova burçlarında görüyoruz. Mesela ben kendi tüyolarımdan bir tanesini burada paylaşabilirim. Buzluğa sodayı koyuyorsunuz, donuyor ya. Onları çıkarıyorsunuz, o buzları her sabah kompres yapabilirsiniz gözünüzün altında. Gerçekten hemen morluğu alıyor. Ondan sonra da belirleyeceğiniz güzel bir ürünü göz altına kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, çok güzel sorular sormuşsunuz ve elimden geldiği kadar içlerinden şöyle seçtim ve yanıtlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda sizlere çok güzel ürün tavsiyelerinde bulunacağım ve size çok özel markalar vereceğim ki bu ürünleri ve bu markaları çok rahatlıkla Watson's mağazalarından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorum bırakmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza, etrafınıza kim varsa lütfen bu videomuzu tavsiye ediniz ve tabii ki Watson's Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Hayatınız makyajlar kadar renkli, güzel, cıvıl cıvıl geçsin.